gerçekten çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi de hazırlanmıştık. İlk 45 dakikaya bakarsak sorun geldi. Şey mi dedim? Oyuna iyi başladık. Oyun kontrolümüze gidiyordu. 2-3 tane de pozisyonlar ürettik. Dengeli giden bir oyun. Her ne kadar dengeli gidiyormuş gibi gözükse de bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncuları iyi mücadele ettiler ve Galatasaray ilk 45 dakikada net bir pozisyon vermedik. İkinci yarı Galatasaray hızlı başladı. Sonra dengeyi bulduk. Dengeyi bulduktan sonra bir kırmızı kart, herhalde aşırı kazanma hırsından dolayı da olabilir. Sonra biz 10 kişi sahada mücadele etmek zorunda kaldık. Galatasaray'ın baskısı sürdü. Sonra biz bir hamle yaptık. Hasan Ali'yi geriye alıp Caner'i ön tarafa çıkardık. Oyunda tekrar 10 kişi kalmamıza rağmen zaman zaman dengeli oyun oldu. Yani biz topa sahip olan, pas atmaya çalışan, kontrollü oynamaya çalıştık. Haddimizi bilerek oynamaya çalıştık. Sonuçta bir Galatasaray'la deplasmanda oynuyoruz. Daha sonra bir yere kadar dayanabildik. Bir yerden sonra Schneider gibi usta bir ayak, iki tane vurduğu mükemmel şutlarla top da gidebilecek en güzel yerlere gitti ve gol oldu. Ama buna rağmen biz oyunu bırakmadık. 2-0'dan sonra biz de bir tane gol attık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ama ben kendi oyuncularımı da burada tebrik ediyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen gerçekten çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanabilirdik. Bu akşam maçı kazanmayı bence hak eden taraf bizdik. Eğer 10 kişi kalmasaydık bu maç çok daha farklı olabilirdi. Ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Bir anlık bir kırmızı kart, bir anlık bir kontrolsüz girişler. Bir takım kaderiyle oynayabiliyorsunuz. Bu maç geride kaldı. Önümüze bakıyoruz. Ben bu oyuncularımla bu akşam verdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Biz her geçen gün gelişen bir takımız. Hem oyuncular anlamında hem takım anlamında gerçekten geliştiğimizi görebiliyorum. Bu şampiyonluk yolunda şampiyon olabilmemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar bu yarışı bırakmayacağız ve mücadele edeceğiz. Diego bizim mukavele oyuncumuzdur. Diego 5 maçtır oynamıştır. Kendisine zamanı gelince, yeri gelince yine şans vereceğiz. Yine oynayacaktır. Beklenen gollerini de atacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. Önce birincisinden başlayalım. Bruno Alves'le ilgili. Gerçekten kariyerli bir oyuncu. Böylesine maçlarda tecrübeli, kariyerli bir oyuncuların tabii lüzumsuzca bir şekilde ölü bir noktada böyle bir kırmızı kartla oyundan atılması tabii ki iyi bir şey değil. Hele hele ki bir derbi, bir Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Oldu. Demin de söylediğim gibi herhalde o da aşırı kazanma hırsından da olabilir. Öyle düşünüyoruz. İzleyeceğiz, bakacağız. Ebola ile ilgili kulübümüzün doktor, sağlık ekipleri bir konuşup bunu değerlendirip tabii ona göre biz de bir planlama yapacağız. Akşamki bu kararımdan çok memnunum. Eminim ki sizin de seyrettiğiniz kadar rakibine kadar tehdit ettiğini, ne kadar yıprattığını, nasıl pozisyonlara girdiğini hepimiz bilmekteyiz. Belki gol atamamış olabilir ama eminim ki her zaman rakipler için Türkiye Ligi'nde çok büyük bir tehdittir. Hem kuvvetli, hem süratli, hem sprinter bir oyuncu olduğu için bu. Onun için Emenike'yi bu maçta tercih ettim. Ve bu da bizim çok değerli bir oyuncumuzdur. Ben her maçı, her rakibi izleyerek, analiz ederek, her rakibe göre bir takım çıkartıyorum. Kesinlikle her maç şu oyuncu oynayacak, bu oyuncu oynayacak diye biz hazırlanmıyoruz. Rakipleri analiz ediyoruz, kendimiz de analiz ediyoruz ve maçlara bu şekilde hazırlanıyoruz. Ben sakatlığının bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten Schneider bu ülkede topa en iyi vuran, en iyi uzaktan kaleyi gördüğü yerden en isabetli ve en net vurabilen bir oyunculardan bir tanesi. Gerçekten topta olması gereken, gitmesi gereken yerlere gitti. Yani onu da tebrik ediyorum. Böylesine güzel topları vurup gol olduğu için. Son.